Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk 5000 yayınlarının ilk 20.000 AYT biyoloji soru bankasının soru çözümüne devam etmekteyiz. Yazarımız Bülent Özçorumlu. Konumuz TYT kısa tekrar testlerinden kalıtım konumuzun test numaramız ise 12.sinde devam etmekteyiz. Birinci sorumuz karaciğer hücresinde 36 otozom bulunan bir canlıda. Arkadaşlar otozom demek vücut hücresi demektir. Dolayısıyla bunun bir de gonozomu olmalı. 36 artı XX veya XY olarak iki tane de gonozomumuz mevcut. Toplamda 36, 37, 38 kromozomlu bir canlımız varmış. Bundan bahsediyoruz. Bunun sperm hücresinin kromozom sayısı arkadaşlar yarısı olmalı. Yani 19 olmalı en olduğu için. Deri hücresi vücut hücresi olduğu için 2N kromozomludur. 2N 38 kromozoma eşit olduğu için 38 yazmalıyız. Mitoz bölünme geçirirken metafazdaki kinetokor sayısını sormuş arkadaşlar. Kinetokor şudur. Kromozom eşlendikten sonra şu sentromerin yanlarında bakın bir iki tane kinetokor bulunmakta. Yani her kromozomda iki tane kinetokor olduğuna göre 38 kromozomdu arkadaşlar. Toplamda onun iki katı kadar yani 76 tane kinetokordan bahsedebiliriz. Bu da cevabımızın bursa olması anlamına gelmekte. İkinci sorumuz büyük A küçük A büyük B küçük B ile büyük A küçük A küçük B küçük B canlısının çaprazlanması sonucunda 1 2 3 ile verilenlerin oluşma ihtimalleri hangisinde verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A'ları kendi arasında B'leri kendi arasında çaprazlayıp sonra sonuca gitmeye çalışalım. A'ları kendi arasında çaprazlıyoruz. B'leri kendi arasında çaprazlıyoruz. Sonucuna bakalım. Buradan arkadaşlar A ile bakın A birleşebilir. A ile küçük A. A ile küçük A birleşebilir. Küçük A ile küçük A bakın. Birleşebilir arkadaşlar. B'lere bakalım. Buradan sadece B gamet çeşidi oluşacağı için büyük B küçük B ihtimali ile küçük B küçük B ihtimali olur sadece. Buna göre bakacak olursak küçük a küçük a küçük b küçük b genotipli bir canlı oluşma olasılığını sormuş. Küçük a küçük a'nın oluşma ihtimali buradan arkadaşlar 1 bölü 4 gelir. 4 ihtimalden bir tanesi olacağı için 1 bölü 4 buradan gelecek. Küçük b küçük b ihtimali 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 8 olarak bulabiliriz. Zaten diğer şıklarımız 1 bölü 8 olarak verilmediği için ya a ya b olmalı cevabımız. İkinci öncülüğe bakalım. Büyük A, büyük B fenotipli bir canlının oluşma olasılığı. Arkadaşlar A fenotipinin oluşma ihtimali buradan. Bakın homozigot A da olsa dışarıya A gözükür. Heterozigot A'lar da dışarıya büyük A olarak gözükür. Dolayısıyla 4 ihtimalden 3 tanesi büyük A olma ihtimali olduğu için 3 bölü 4 büyük A ihtimali buradan geliyor. Büyük B ihtimali zaten yarı yarıyaydı. Bakın büyük B, küçük B. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4'ten 3 bölü 8 cevabınıza ulaşmış olursunuz. Zaten 1 bölü 4'ler verilmiş ortak adana olarak düşünebiliriz ama bakalım isterseniz. Büyük A küçük A, büyük B küçük B genotipli bir canlı oluşma olasılığını sormuş. Büyük A küçük A'nın oluşma ihtimali 4 ihtimalden 2 tane olduğu için 1 bölü 2 ihtimal oradan gelir. Büyük B küçük B zaten 1 bölü 2 demiştik. Direkt olarak çarparsak 1 bölü 4'ü yine bulmuş oluruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakacak olursak. Yukarıda verilen sperm ana hücresinde %40 crossing over olduğuna göre büyük AB E gametin oluşma ihtimali kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar crossing over olma ihtimali varsa %40 bir de bunun olmama ihtimali vardır. Bu da %60 olarak bulunur. Olmadığı durumda bakın şu şekilde bağlı genlerde gametleri oluşturuyoruz. Yukarıdan aşağı doğru bölüyoruz. Eğer aynısıysa tek çeşit gamet oluşur. İki farklı bakın burada gamet oluştuğunu görebiliyoruz. Heterozigotlar var. Çünkü bir tane de olsa çok tane de olsa en fazla iki çeşit gamet oluşabiliyor. Bağlı genlerde tek heterozigot kromozom çifti var ise. Dolayısıyla %60 ihtimalin crossing over olma ihtimali %60 demiştik. %60 ihtimalin yarısı büyük AB yarısı küçük AB olmalı gamet olarak. O zaman bize büyük AB'yi sorduğu için yarısı %30 yapar. Oradan gelmeli. Bir de bunun crossing over olduğu zaman oluşma ihtimali olacak. Crossing over olma ihtimali %40'mış. Heterozigot 1, 2, 3 karakter olduğu için bağlı genlerde crossing over varsa biz bunları bağımsız gibi düşünüp 2 üzeri n kuralınca 8 çeşit gamet oluştuğunu anlayabiliriz. Bu 8 çeşitten arkadaşlar bir tanesi bizim büyük AB
E gametimiz olacağı için 48'e bölüyoruz. Her birinin ihtimali %5 çıkıyor. Bunu da eklersek %30'a toplamda %35 ihtimali vardır. Büyük ABE gametin oluşma ihtimali olarak bulunur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, yukarıda fenotipleri verilen canlılardan hangi ikisi çaprazlanırsa büyük A büyük A, büyük B büyük B, küçük D küçük D, küçük E küçük E, X, Y genotipli bir canlı oluşabilir diye sorulmuş. Öncüllerden gidelim, daha kolay olur. 1 ve 2'ye bakalım. Şimdi 1 ve 2'ye bakıyoruz. Burada fenotipleri arkadaşlar. Fenotip olduğuna göre bu büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Biz kendimizin oluşabilme ihtimalini sorduğu için oldurmaya çalışacağız bunları. Ama hala olmuyorsa olmuyor anlamına gelecek. Ama oluşabilme ihtimalini düşündüğümüz zaman eğer olma ihtimalini söz konusu edecek bir şık varsa cevap odur diyebileceğiz. O zaman büyük A büyük A'nın buradan oluşma ihtimali var mı? Şimdi bakıyorum 1 ve 2 demiş. Buradan büyük A büyük A seçersem buradan küçük A olduğuna göre dış görünüş mecburen küçük A küçük A olmalı ki dışarıya küçük A gözüksün. Dolayısıyla genotip demiş bize buradan hiçbir zaman büyük A geni gelemeyeceği için şöyle bir birey oluşamaz. Bakın diğerlerine bakmaya bile gerek kalmıyor arkadaşlar. 2 varsa yine büyük A büyük A oluşamayacağı için direkt ikilerin olanları eleyebiliriz arkadaşlar. 3 ve 4 mü acaba? 3 ve 5 mi? 3 ve 4'e bakalım. 3 ve 4. Bakın 4'e de yine aynı durum söz konusu olduğu için büyük A büyük A zaten meydana gelemeyecek. O zaman cevabımız 3 ve 5 olarak bulunur zaten. Bakalım büyük A büyük A yan yana gelebiliyor. Büyük B büyük B yan yana gelebiliyor. Küçük D buradan gelecek. Burada da büyük D küçük D seçersek bakın yine küçük D'ler buluşabilir. Büyük E küçük E seçersek bunun genotipini fenotip verildiği için ben bu hakka sahibim çünkü. Büyük E küçük E olarak düşünürsem arkadaşlar buradan küçük E gameti gelebilir. Burada zaten küçük E'ymiş. Birleşirse yine küçük E küçük E oluşabiliyor. X, Y oluşabilir mi? Bakıyoruz. Şimdi beşincisinde Y var arkadaşlar. Üçüncüsünde X var. O zaman X de Y birleşirse evet o da oluşabiliyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunur. Beşinci sorumuz, homozigot ve heterozigot karakter sayılarının eşit olduğu 12 kromozomlu bir bireyde. Genler bağımsızsa arkadaşlar, bu bireyin oluşturabileceği maksimum gamet çeşidi sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 12 kromozom varsa arkadaşlar, 12 kromozomun arkadaşlar homozigot ve heterozigot karakter sayılarının eşit olmuş olduğu 12 kromozomdan bahsettiği için genler bağımsız olduğu için bakın şunu şöyle yazabiliriz. Büyük A büyük A, büyük B büyük B, büyük C büyük C homozigotlar. Büyük D küçük D, büyük E küçük E, büyük F küçük F. Bakın toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12 harf yazdım. Her bir harf bağımsız genlerde bir kromozomu ifade ediyor. Dolayısıyla bize maksimum gamet çeşidi sayısını sorduğu için bakın 1, 2, 3 tane heterozigot karakterimiz var. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşabileceğini buradan düşünebiliriz. 6. sorumuza bakacak olursak. Kromozom sayısı 2'n olan bir canlıda spermatogenez sırasında mayoz 1'de bir kromozomda ayrılmama olayı olacak olursa oluşacak 4 gametin kromozom sayısı hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar iken mayoz 1'de bir kromozomda ayrılmama olacak olursa normalde mayoz 1'de enen olarak ayrılması gerekirken bir kromozom dediği için birine fazla birine eksik gittiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bunlar da yine mayoz 2'de kendilerini eşeyip çoğaltacakları için aynı şekilde n-1, n-1, n+1, n+1 olarak bulunur. Yani cevabımız bu şekilde denizli olarak bulunmuş olur. 7. sorumuz, KLMNP fenotipine sahip bir bireyin genotipinin belirlenmesi için 1, 2, 3, 4'ten hangileri bu bireyle çaprazlanabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu kontrol çaprazlaması olarak adlandırılmakta. Her zaman için biz burada mesela büyük K var fenotip olarak ama ikinci geninin biz çekinik mi baskın mı olduğunu bilmiyoruz. Bakın burada küçük M küçük M olacağı kesin. Büyük N ikincisi bakın bilinmiyor. Küçük B küçük B olacağı kesin. Ama biz şu ikinci harflerin ne olduğunu anlamak için ancak biz bu bireyi kendisinin çekiniyle çaprazlarsak, kontrol çaprazlaması yaparsak ikinci genlerin baskın mı çekinik mi olduğunu net olarak anlayabiliriz. Bunu da ifade eden arkadaşlar K,
LMNP gibi bir canlı olmalı. Bu da yalnızca 3'te mevcut arkadaşlar. Cevap yalnız Adana olarak 3 olarak bulunmuş olur bundan dolayı. 8. sorumuz, soy ağaçları verilmiş. Anne ve babanın genetikleri verilmiş. Ailelerin hangisinden oluşacak olan çocuklar anne ve babadan farklı fenotipe sahip olabilir diye sorulmuş. Şimdi annesi büyük A, babası küçük A. Çocuklar arkadaşlar buradan ya böyle olur ya bakın bu şekilde olur. Yani ya anne ya babaya benzer. O zaman anne ve babadan farklı fenotipe sahip değil arkadaşlar. Burada ise bakıyoruz ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir ki zaten anne baba da bakın dış görünüş olarak büyük A olduğu için burada da farklı bir şey oluşmuş olamaz. Ama burada bakın anne ve baba büyük A dış görünüşüne sahip iken yavru küçük A'lar birleştirilerek bu şekilde çekinik bir genotipe sahip olan canlı olarak ortaya çıkabileceği için sadece anne ve babadan farklı fenotipe sahip olarak yalnız 3 seçeneği karşımıza çıkmış olur. 9. sorumuz, insanda göz geninin belirlenmesine etkili olan aleller aşağıda verilmiştir. Kahverengi göz, mavi göz, yeşil göz, ela göz rengi, gri göz geni gibi 5 farklı genlerimiz var ve baskınlık sırası kahverengi göz maviye, mavi yeşile, ela yeşil elaya, ela griye bakın basın olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre diyor hangisi doğrudur diye sorulmuş. 15 çeşit genotip ve 5 çeşit fenotip oluşabilir. Arkadaşlar 5 çeşit fenotip oluşabilir. Çünkü 5 farklı alergen var. Kahve göz, mavi göz, yeşil göz, ela göz, gri göz olarak bakın 5 farklı fenotip çıkabilir. Acaba 15 çeşit genotip ortaya çıkabilir mi? Çok alerlikte bir formülümüz vardır arkadaşlar. N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane alergenimiz var. Bu N oluyor. 5 çarpı 1 fazlası 6 bölü 2. Yani 15 çeşit arkadaşlar genotip ortaya bu şekilde çıkabilir. Her birisinin yan yana ikişer tanesi gelecek şekilde zaten sıralayacak olursa karşımıza yine 15 çeşit genotip çıkacağı görülmüş olur. Yeşil göz bakımından heterozigot iki genotip olabilir demiş. Yeşil göze bakıyoruz. Ya homozigot yeşil göz çıkabilir ya da ela ve griye baskın olduğuna göre arkadaşlar bir tane yeşil göz geni, ikincisi ela göz geni olabilir. Bir tane yeşil göz geni, bir tane gri göz geni olabilir. Bunlar da dışarıya yeşil göz olarak gözükecekleri için heterozigot olarak yeşil gözlü olan bireyler iki tane ancak ortaya çıkabilir. Zaten üstü baskınlık olarak yeşil gözden baskın oldukları için mavi ya da kahverengi olacağı için onları bu konuda düşünmüyoruz bile. O zaman ela gözlü ve gri gözlü, yeşil göz bakımından heterozigot iki genotip olabilir. Doğru dedik. Ela gözlü ile gri gözlü çiftlerden yeşil gözlü çocuk ulaşamaz. Bakalım ela gözlü ve gri gözlü. Evet bu ikisi arkadaşlar yeşil gözden daha çekinik oldukları için bunların birleşmesiyle kesinlikle baskın olan, onlardan daha baskın olan bir yeşil göz geni ortaya çıkamayacağı için böyle çocuk oluşamayacağını söyleyebiliriz. İki mavi gözlü çiftten yeşil gözlü çocuk oluşamaz demiş arkadaşlar. İki mavi gözlüden yeşil gözlü oluşabilir. Çünkü bakın mavi göz yeşil göze baskınsa arkadaşlar mavi, bakın bu da yeşil olsun küçük m. Mavi bakın yeşil olsun. O zaman bu ikisi birleşerek yeşil gözlü çocuk oluşturabilir. Mavi göz baskın olduğu için yeşil göze. O zaman oluşamaz ihtimali yanlış bir ihtimal olmuş oluyor. Cevabımız 1, 2, 3 yani Ceyhan olarak bundan dolayı bulunmuş olur. Son sorumuza bakacak olursak aşağıda X ve Y gonozom kromozomları verilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Şu X ve Y'nin A ile B homolog bölgesi. Şu X'e bağlı kalıtım, şu ise Y'ye bağlı kalıtımı ifade etmekte. O zaman MNP özellikleri sadece erkeklerde görülür. Çünkü sadece Y kromozomunun özgü bölgesinde bulunmaktadırlar arkadaşlar. R ve H özellikleri hem dişide hem de erkeklerde görülür. Çünkü X kromozomuna X'e bağlı kalıtım olduğu için erkeklerde de X vardır. Kadınlarda da X vardır arkadaşlar. Ortak olarak görülebilir. Büyük A küçük A ile büyük B küçük B ile ilgili özellikler hem erkek hem de dişide aynı oranda görülür. Çünkü bunlar homolog bölge arkadaşlar. Homolog bölgede cinsiyet ayrımı söz konusu olmuyor. Otozomallar gibi düşünüyor idik. Büyük AB ile büyük küçük A büyük B genleri arasında crossing over görülebilir. Evet bu genler birbirinden ayrılarak arkadaşlar yer değiştirebilir. Karşılıklı crossing over'a uğrayabilirler. M küçük M bakımından erkek X küçük M Y olabilir demiş. Arkadaşlar M bakın Y'ye bağlı bir özelliktir. Y kromozomu üzerinde bulunmaktadır. O zaman X'in üzerine biz M'yi yazamayız. Y'nin üzerine yazmalıydık. Bundan dolayı cevabımız Edirne yanlış olarak bulunmuş olur. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.